فدعيني أمه دعيني لا تفقد دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني العين تناديني فدعيني أمه دعيني. Bunun için gerçekten Allah-u Teala Peygamber aleyhissalatü vesselama indirdiği olan gösterdiği hükmü açıklasın, ortaya koysun, uygulasın, tatbik etsin. Kimse de nefsine göre o dini tahrif etmesin diye diyor. Allah-u Teala Resul ve Nebi gönderdik diyor. Sebebi bu işte. Aynı keza Maide 67. ayet-i kerimede ya eyyuhel Resul bellig ma unzile ileyke min Rabbik diyor. Ey Nebi, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Sohbet, anlat, açıkla, beyan, açıkla insanlar hakkı batıldan iyice ayırsın diye, doğru yanlıştan net ayırsınlar diye tebliğ et diyor ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ama bizim elin berdoşları, üniversite mezunları, yüksek lisans sahipleri, belki insanların konuşmalarını veya gramerlerini veya telaffuzlarını beğenmeyenler, tabiri caizse edebiyatı yırtanlar, edebiyatı çatlatırcasına yırtanlar, kalkıyor diyorlar ki o Peygamber aleyhissalatü vesselamın yani Kur'an indirmekle mükellef diye. Allah-u Teala diyor ki ya Muhammed sen de o vahye tabisin, mecbursun yani. Benim gibi sen de sıradansın ya Muhammed diyor. Ama ben senden daha iyiyim. Ben Kur'an-ı Kerim'i açıklamak için 60 kitap yazdım. Onu açıklama görevini kendimde buluyorum. Ama Allah'ın Resulü ve Nebisinde kendisine vahiy indirilende görmüyorum diyor. Bu Şia'nın ulemalarının da bu bizim Şia uşağı. Şia'nın medreselerinde Necef'te ve Kum'da okumuş. Ve oradan bu fikri savunan, bu fikirleri taşıyan bizim oryantalistlerimiz de aynı görüşleri ortaya koyar. Ama Allah-u Teala ya eyyuher Resulü belliğ ma unzile ileyke min Rabbik diyor. Ey Nebi, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Sen açıkla. Hükümleri ortaya koy. Helal ve haramları bildir. Herkes doğru ve yanlışı birbirinden ayırt etsin diyerek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Maide 67. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Peki kardeşlerim, biz Allah'ın Resulü'nün sözüne mi icabet edeceğiz? Yoksa bu sapık mütezile zihniyeti, Şia'nın sapık görüşleri, Şia'nın sapık imamları, Şia'nın sapık fikirleri ve görüşlerine mi tabi olacağız? Çok af buyurun. Yani zinayı bile meşrulaştıran, zinayı yaygınlaştıran, zin, saatlik nikahlar. Ya sümaşa o zaman ben şunu söyleyeyim. Neden Türkiye Cumhuriyeti genel evleri işletiyor ki? Gitsin bir önüne bir imam koysun. Nasıl olsa herkes giriyor bir saat iş görüyor. Ha Şia'nın muhtesi eğer meşru olsaydı bir imam koyarlardı. Giren nikahını kıyar bir de bir karıyla bir saat işini görür. Boşar gelirdi fiyatını öderdi. Yani zinaya kılıf koymuşsunuz adını muhte diye. Muhtenin haram olduğu, muhtenin zina olduğu konusunda bütün dünya uleması, bütün alimler ve sahabenin çoğunluğu icma etmiştir. Biliyorsunuz 21. yüzyılın en büyük fitnesi Şia fitnesidir. Ve Şia Ayatullah Hümeyni denilen adamın devriminden, sahte devriminden Fransız güdümlü, İngiliz güdümlü dünya ki kendileri de kabul ediyor. İngiliz Şiası diyorlar. İngiliz ve Fransız güdümüyle Ehli Sünnet ve Cemaat'e yönelik Orta Doğu'da bir darbe yapmak için Hümeyni denilen bir adam Fransa'dan Fransa özel jetiyle gönderildi. Ve bu şekilde İran'da sahte bir darbe yapıldı. Adını da İslam Cumhuriyeti koydular ama kurulduğu günden beri sadece Ehli Sünnet ve Cemaat içerisindeki cemaatleri tasfiye, şiileştirme, komplo kumpas girişimlerinde bulunma ve onları tasfiye hareketlerine başlıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Ben Şia'nın Ehli Sünnet ve Cemaat'e karşı hiçbir samimiyetin olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle bu konuda zerre-i miskal kalbimde bir tereddüt ve şüphe kalmamıştır. Ben 1988'den 2000 yılına kadar merhum amcam Hüseyin Veli'nin şehadetine kadar Şia'ya sevgi besledim. Ne zaman ki merhum amcamın şehadetinden sonra ben birebir Şia'nın amacının, gayesinin artık ehli sünnet içerisinde şiileştirme faaliyetleri için Müslüman Sunni cemaatleri kullandığını, vahdet ve kardeşlikten bahsederek girdiği bölgelere alttan alttan Şiiliği soktuğunu, Kürt halkı gibi ve Müslüman Türk halkı gibi içinde çok nadir Şii bulunan toplulukların bile yavaş yavaş Şiileşmeye başladığını gördüm. Onun için gerçekten sünnet düşmanlarının başında Şia gelir. Şia her seferinde Sahih Buhari ve Müslim'i ve
bizim ehli sünnet ve cemaatin mütebber kitap dediği 7 hadis, 8, 9 hadis imamların hepsini inkar etme, onları itibarsızlaştırma, onunla kalmayıp sahabeyi hakir görmesi, hakaret etmesi, küfür etmesi, aşağılaması, buna benzeyen oyunlarına birebir şahit olduk. Hatta geçen bir video izledim İran'da. Bak şimdi her fırsatta mesela bu sahabeyi hakaret eden, küfür eden Türkiye'de veya İran'da veya Irak'ta veya Suriye'de veya Pakistan, Yemen'deki Şiiler hemen onların videolarını gösterince hemen bu Şiilerin söylediği meşhur bir söz vardır. Bu Şia'nın, bir de Şia'nın içimizdeki hainlerinin, Trojanlarının, Truvatlarının, onlar İngiliz Şiası, onlar Fransız Şiası, onlar bunun Şiası, ama bize göre Şia emperyalisttir. Ha Pers Şiası, ha İngiliz Fransız Şiası fark etmez, çünkü sonuçta bunların nemalandığı veya destek görüp de gelip devrim yaptıkları yer Fransa'dır. Biz de buna vakıfız. Çünkü kafir eğer kendi için birini engel görür de onu kendi elleriyle götürüp devlet kurmasına izin verir mi? Asla. Kelimeler kullanıyor. Hatta İran'da bir ayin gördüm. Ayin diyorum çünkü bunun artık İslam'la bir alakası olmayan bir şey. Çünkü sahabe, Hazreti Ayşe, Hazreti Hafza, Hazreti Ebubekir, Ömer ve Hazreti Osman radiyallahu anhuma, bu Allah dostlarına, bu veli insanlara hakaret eden, bu cennetle müjdelenmiş aşere-i mübeşere olan, haklarında 200 ayet-i kerime olan bu insanlara hakaret eden, onları aşağılayan, onları tağutlukla, ciltle, küfürle, lanetle anan herkes Allah'ın dinine ihanet eden birer kafirdir. Yani buna benim bir şüphem kalmadı. Orada küçük bir çocuk çıkarmışlar. Çocuk dua ediyor ve duasının içerisinde Hazreti Hafsa annemize, Hazreti Ayşe annemize, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'a bile ne yapıyor? Lanet okuyor. Oradakiler de bin lanet diyor. Bin lanet diyerek bu kadar aşağılıkça sahabe düşmanlığı yapıyor. Tabii biz oraya gidip de onların ayetullahçıklarıyla oturup konuştuğumuz zaman hemen ne diyorlar? Bu İngiliz şiasıdır. Biz böyle değiliz. Biz asla peygamberin ehli beytine dil uzatmayız. Biz onları temiz insanlar biliriz. Bilmem ne gibi edebiyatlar yaparlar ki bu edebiyat şianın mantığıdır. Ve takiye onlarda farzdır. Takiyeci bir toplumdurlar. Her şeyi yalana bağlamayı iyi bilirler. Onun için en çok sünnete saldıran, sünneti itibarsızlaştıran aşağılıklar şia olarak görüyorum. İşte işin garip yanı, Kur'an'ı kendi çıkarlarına veya oryantalistlerin 100 yıldır İngiliz veya Fransız veya Avrupalı oryantalistlerin İslam coğrafyası içerisinde Kur'an'ı itibarsızlaştırma, Kur'an'ı hükümsüzleştirme, hükmünü tahrif etme, insanların heva ve nefislerine uygun hale getirmek veya belli bir şuranın, belli bir camianın, belli bir grubun, belli bir alim zümresinin emrine koyarak istekleri doğrultusunda dini de Hristiyanlığı, Yahudi'yi tahrif ettikleri gibi tahrif etmek için girişimlerde bulunduklarını ve son 100 senedir en çok da sünnete saldırdıklarını görüyoruz. Tabi doğal olarak biz de ehli sünnet ve cemaatiz. Ve ben kesinlikle açık ve net olarak söylüyorum. Yeryüzünde ehli sünnet ve cemaat dışında hak bir taife yoktur. Hepsi ehli bid'at ve dalalettir. Benim merhum amcam Hüseyin Velioğlu da bizzat 1990'larda İran'dan geldiği zaman kendisi de diyordu, Şia ile bizim vahdetimiz var. Bu vahdet de kırılgandır. Pek de samimi dayanaklara dayanmıyor diyordu. Çünkü İran diyordu ehli sünnete karşı samimi değildir. Ben bu samimiyetsizliklerini birebir ayetullahlarıyla konuşurken öğrendim. Benim merhum amcam diyordu ki ben gittim diyordu Hümeyni'nin vefatından 88'den sonra. Bir daha beni çağırdılar 90'lara doğru, bir daha gittim. Orada Ali Khamenei'nin birkaç ayetullah beni çağırdı. Beni ve cemaatimi Şii olmaya davet etti. Ben bunu kabul etmeyince, bununla alakalı aramızda tartışma çıkınca ben onlara dedim ki ben kendim tabi olduğum ehli sünneti hak görüyorum. Benim mezhebim olarak gördüğüm Şafii mezhebi ve İmam Şafii hak olarak görüyorum. O zaman ben sizi ehli sünnete davet ediyorum. Buyurun siz gelin bizim mezhebimize ve sünnetimize tabi olun. Ya da herkes kendi inandığı gibi yaşasın, bizim kardeşliğimiz bu boyutta devam etsin deyince diyor bana dedi ki Ali Khamenei, Hüseyin dedi. Sen 12 imamı kabul etmez, Şia'yı hak bilmezsen ve bize tabi olmazsan, bizim mezhebimize geçmezsen, sen bize kardeşin desen bile bizim nezdimizde sen kafirsin. Dedi, bunu ben kendim amcamın ağzından duydum. Rahmetli diyordu ki ben kaç sefer, 10 sefer, 12 sefer İran'a, Tahran'a gittim 77'den ta 90 öncesine kadar gittim geldim. Ben kocaman Tahran, İstanbul kadar mükemmel büyüklükte bir şehirde tek bir Suni mescidi gördüm. Cami bile değil. Suni mescidi, o da bir bodrumdaydı.
pislik içindeydi diyordu. Cumaları oraya gidiyordum. Ben orada anladım ki Şia bize karşı samimi değil. Şia ikiyüzlüdür. Şia sırtlandı. Şia PKK'ye ve diğer batıl örgütlere verdiği desteğin 1/40'ını bize vermedi. Aslında onun amaç ve gayesi bizim sırtımızdan Şiileştirmekti. Onu anladı. Anlaması da onun vefatını ve şehadetinin sürecini başladı. Allah ona rahmet etsin. Yalnız biz şunu bir hakikat ve gerçek olarak biliyoruz ki Şia yeryüzünün en aşağılık topluluğudur. Sinsidirler. Şu anda içimizde bile binlerce on binlerce defşirilmiş adamları var. Biz Şia'ya ve İran'a en ufak dokundurduğumuzda sanki canları yanıyor. Sanki onlara şiş sokmuyormuşçasına bize saldırıp hakaret, iftira atıyorlar. Bizi ilimsizlik, cehaletle, bizi hainlikle, ihanetle, bizi ajanlıkla her şeyle suçlar. Çünkü Şia'nın mantığı budur. Eğer eğemiyorsa bir eli öper, öpemiyorsa da kötüler. Aşağılar, iftira atar, komple kumpas kurar, itibarsızlaştırır. Kapalı kapılar arkasında sürekli fitne çukurları, fitne leğenleri kaynatırlar ki bu Şia'nın mantığıdır. Onun için kardeşlerim, ben ehli sünnet ve cemaat olan herkese sesleniyorum. Aman İran'dan uzak durun, aman Şia'dan uzak durun, aman Ayetullahlarından uzak durun, aman onları sevenlerden de uzak durun. Çünkü onlar haindir. Çünkü onlar amaç ve tek bir gayeleri var. Bütün Türkiye'de Kürtleri, Türkleri, Arapları, Çerkezleri Şiileştirmek, bütün dünyayı yeryüzündeki emperyalist gizli dünya devletinin uşağı haline getirmektir. Başka bir şey olduğuna inanmıyorum. Ben bana tek bir adam söylesin. Bak Guatemala'da binlerce mahkum vardı tarih boyunca. Son 20 senedir, 30 senedir binlerce mahkum oldu. Hiçbir Şii mahkum duydunuz mu? Hiçbir Şii'nin Amerika tarafından tutuklandığını duydunuz mu? Kasım Süleymani müstesna. Kasım Süleymani onlarla işbirliği yaptı. Beraber Irak ve Suriye'yi Şia'ya devrettiler. Sonra Amerika onlara dedi ki bak zopasını göster dedi. Bakın siz bizim uşağımızsınız. Biz sizi bu bölgeye yerleştirdik. Bize yanlış yaparsanız böyle beyninize kafanıza da sıkarız diyerek dolaylı bir tehditte bulundu. Başka bir şey değildir. Kimse onu kahraman olarak göstermesin. Yüz binlerce çocuğun ve katilin, kadının katili olan Şia asla ve asla İslam'ın kahramanı, Kudüs'ün kahramanı söz konusu bile olamaz. Hatta Şubat'ta Şehitler Günü'nde Kasım Süleyman'ı Kudüs şehitleri içine koyuyor. Ya Allah için o Kudüs için tek bir mermi sıkmamış bir haindir. Başka bir şey değildir. Aynı sen de Haydar Baş gibisin. Bak Haydar Baş 40 sene Ehl-i Sünnet'le Ehl-i Beyt ayakları yaptı. Ehl-i Sünnet içerisinde işte Ehl-i Beyt dedi. Sonunda Şii oldu. Ehl-i Sünnet'e ihanet etti. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel'e, İmam Malik'e, Halefe, Selefe, Sahabe, Tabi'ine, Etba'u Tabi'ine ve Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ihanet etti. Sonra da öldü gitti. Kendiyle beraber de 100.000'e yakın Ehl-i Sünnet ve cemaat olan insanı Şiileştirdi. Böyle bir ihanette bulunarak dinini ve ahiretini yıkarak Allah-u Teala'nın dinine karşı bir masiyet göstererek ve Ehl-i Sünnet'e ve Kur'an ve Sünnet'e ihanet ederek gitti. Ben bunu böyle kabul ediyorum. Benim inancım budur. Kim Suni ise Ehl-i Sünnet ve Cemaat çizgisindeyse, gizli veya açık Şiileşiyorsa o İslam'ın bütün geçmişine ihanet etmiştir. Çünkü biz batıl ve bid'at olan, sapık olan hiçbir topluluğa tabi olmayı, onların peşinden gitmeyi helal görmeyiz. Görmeyi de batıl görürüz. Şia'da mümin vasfı da yok. Şia gerçekten mümin değiller. Ben onların ne alimlerinde bir nur, ne bir izzet gördüm, ne tavırlarında ikiyüzlü sırtlandırlar. Vallahi Seyyid Hava doğru söylüyordu. Seyyid Hava 1982 Humus Halep katliamlarının baş aktörünün Baba Esad olduğu kadar Hümeyni olduğunu da söylüyordu. Vallahi doğru söylüyor. Artık bugün kanaat ettim ki ne zaman Ali Khamenei'nin yüz binlerce Şii Pakistan'dan, Afganistan'dan, İran'dan, Yemen'den, Lübnan'dan, Afrika'dan topladı Suriye'de yüz binlerce insanı ateist, komünist Esad uğruna öldürdüyse o zaman anladım ki Hümeyni ile bu aynı köpektirler. Aynı aşağılık, aynı haindirler. İkisi de Ehl-i Sünnet'e ihanet etti. İkisi de İslam'ın bütün değerlerini ayaklar altına attı. Bugün onlara taziye mesajları gönderenlerin de onlardan bir farkı yok. Onlar da onların uşaklarıdır. Onların trojanları, onların satın aldığı insanlardı. Ölen Haydar Baş, o koronavirüsünden ölen Haydar Baş'ın bir sözü vardı. Diyordu ki, ya diyordu biz Ehl-i Beyt'in diyordu bizim raviye ihtiyacımız yok, senede mesnede ihtiyacımız yok. Bizde dediler mi ki Hazreti Ali şöyle buyurdu, İmam Hasan böyle buyurdu, 12 imam şöyle buyurdu. Artık bitmiştir zaten direkt kaynak onlardır. Yani tabiri caizse isteyen istediği kadar
peygamber aleyhissalatü vesselam adına o Ehl-i Beyt'in işte büyükleri, Ehl-i Sünnet'in alimleri olan İmam Ali, Hazreti Hasan ve Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Cafer-i Sadık ve buna benzeyen büyük İslam alimleri, gerçekten Ehl-i Sünnet'in ve Ehl-i Beyt'in mümtazları, en değerleri ve en kıymetlileri üzerinde ne yapıyorlar? İslam'ı tahrif girişimlerine kalkışıyorlar. Ondan dolayı en çok ben dikkat ettiğim zaman sünnet düşmanlığını Şia'nın yaptığını, Şia'nın bu konuda çok ileri gittiğini, yani içimizde bir takım kardeşlerimiz her fırsatta biz Şia'nın hatalarını ve İslam'a, Kur'an'a ve sünnete aykırılıklarını, şirklerini ve batıllarını ve sapıklıklarını ve Ehl-i Beyt'e ve sahabeye attıkları iğrenç iftiraları dile getirdiğimiz zaman hemen vahdetten, İslam'dan, Kudüs'ten, Filistin'den, Mescid-i Aksa'dan bahsedip işte efendim 40 senedir kim Mescid-i Aksa'yı savunuyor? 40 senedir kim şunu yapıyor? 40 senedir kim bunu yapıyor? İşte İran yapıyor. İran şöyle, İran böyle. Ama onlar hiçbir zaman İran'ın Irak'ta ve Suriye'de ve Lübnan'da ve Yemen'de Şiileştirme faaliyetlerini görmez veya Afrika'da Şiileştirme faaliyetlerini görmez. Onların mezhep taassupçuluğunu bilmez. Onların gerçekten Ehl-i Sünnet'e karşı hiç müsamahakar olmadıklarını bizzat benim merhum şehit amcam Hüseyin Velioğlu kendisi Tahran'a çok gidip geldiği zaman kendi ben bizzat 1990'larda kendisinden işittim. Dedi ki kocaman Tahran İstanbul kadar büyük bir şehirdir. Vallahi dedi orada bir mescit tek vardı. O da Cuma'ya oraya gidiyordum dedi. Tek bir mescit vardı, o da Bodrum'daydı diyor. Şu anda giderseniz Tahran'da tek bir Sunni camisi bulamazsınız. Ve işin garip yanı işgal ettikleri Suriye ve Irak'ta bütün coğrafyada baktığınız zaman Şia'nın mescitleri işgal ettiğini, kendi mezheplerine göre hutbe okuduğunu, kendi mezheplerini orada uyguladığını, tabiri caizse Sunnisiz yani Ehl-i Sünnet olmaksızın tasfiye ettikleri, temizledikleri Irak ve Suriye'ye Şiili yaymak. Onun için ta Pakistan'dan, Yemen'den, efendim Afganistan'dan, oradan buradan yüz binlerce Şii oraya taşıdıklarını ve burada Şiileştirme hilali de Şii hilali dedikleri başta Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in, İsrail'in ve Suudi Amerika'nın hizmet ettiği, destek verdi, yardımcı olduğu Şii hilalini koruması için bizden ya bizzat destek olup yardım etmişlerdir. Vallahi billahi tallahi Şia yeryüzünün en takyeci, en hain, en ikiyüzlü topluluğudur. Şia biz geçmişimizden biliriz ki hangi cemaatin içerisine girmişse orada kendi devşirmelerini yetiştirmiş, sonra o cemaatin liderlerini lağvetmiş, tasfiye etmiş, onlara ihanet etmiş ya da onları öldürttürtmüş ve yerini kendi uşaklarını, köpeklerini, kendi satılmışlarını yerleştirdiğine biz birebir şahit olduk. Vallahi billahi tallahi kimse benim merhum amcam Hüseyin Velioğlu'yu Şia, İran sevdalısı gibi anlatmasın. Vallahi benim amcam onlardan teberri etmiştir. Vallahi amcam 96'dan sonra onlarla hiçbir bağını bırakmamıştır. Ben onu şahidim ve bu konuda da birebir onu satanlar, onu satan Şiilerin de açıklamalarını gördüm. Hatta şehit edildiği zaman İran'da kadın tüccarı Velioğlu öldürüldü diye devletin resmi sitelerinde ve resmi sayfalarda ve televizyonlarında bu şekilde başlık attıldığını bizzat İran'da o dönemde bulunan bir iki kişi bana anlattı. Dediler ki Seyda dediler, şehit amcan hakkında o Türkiye'de 2000 olaylarında Beykoz operasyonlarında şehit edildiği zaman İran'da İran'ın resmi haber siteleri, resmi televizyonlarında kadın tüccarı Velioğlu öldürüldü. Katil Velioğlu öldürüldü gibi başlıklar attılar. Çünkü zaten biliyorum o zaman Dışişleri Bakanları neydi, Zarif bilmem neydi tanımıyorum, ismi de hatırlamıyorum. O adam da operasyon günü Türkiye'de olma sebebi de buydu. Yani onun için kimse benim merhum amcamı Şiilikle ve Şia uşaklığıyla ve Şia taraftarıyla ve İran'ın bilmem neyi olarak görmesin. 2000'e 1990'a kadar dünyadaki bütün İslami cemaatler ve oluşumlar İran'a gitmiş. Çünkü o dönemde Hümeyni bir tatlı rüzgar estirtiyordur. Diyordu ki ne Şii ne Sunni, İslami. Biz Şii değiliz, Sunni değiliz, biz İslam istiyoruz. Biz Sunni ve Şii geçmiş bin yıllık o fitnelerimizi bir kenara bırakıyoruz. Tabii hepsi takyeydi, hepsi yalandı. Çünkü cemaatleri topla, onları organize et. Bir gün gelince sana itaat etmeyen, emrine girmeyen Hamas, İslami Cihat veya Türkiye'de cemaat gibi bunların liderlerine suikast düzenle, bunları tasfiye et. Ya İsrail'i öldürttür, ya TC'yi öldürttür, ya ona öldürttür, ya buna öldürttür. Sonra iktidarı ele geçirince kendi trojanlarını, kendi uşaklarını, kendi satılmışlarını al, onların yerine koy. Ondan sonra tamam sistem sana kaldı. Ondan sonra 10 sene boyunca Suriye'de Müslüman katleden Ehl-i Sünnet'in çocuklarını, kadınlarını, alimlerini katleden Şia'ya tek bir kınama göndermeyen cemaatler,
emin olun ki onun bir eseri. O Sunniciklerin tabiri caizse onlar bize başka nesebi diyorlar. Nesebilerin diyor kutsal gördü kitaplarda. Ayşe'nin evine falan kimse girmiş de sabah cenabet çıkmış da görüyorsunuz Ayşe ne işler yapıyor. Ulan aşağılık yaratık. Senin gibi saat başı karıyla mı evleniyorlar? Ulan siz saatlik karıları satıyorsunuz. Ulan din alimi kisveti altında kadın ticareti yapıyorsunuz. Adamlar sizi arıyor. Hocam güzel kızlar var mı? Fıstıklar var mı? Cevizler var mı? Yok bademler var mı? Diyor. Siz evet saatlik var, 3 saatlik var, günlük var, haftalık var diyorsunuz. Sizin dini lideriniz akşama kadar saatlik muteler kıyıyorlar. Gelmişsiniz. Peygamberin namusuna dil uzatıyorsunuz. Sizin ne haddinize ey an-ı sünnet ile hareket ediyorsa ona itaat farzdır. Hatta itaat Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde bildirdiği üzerine Allah'a ve Resulüne itaat gibidir. Onlar Kur'an ve sünnete itaat ettikleri müddetçe itaat vardır. Hatta ayet-i kerimede ya eyyuhallezine amenu ati'u Allah ve Resuluhu ve ulul emri minkum diyor. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne ve sizden olan sizin gibi Kur'an'a ve sünnete tabi olan emir sahiplerine, cemaatlere de itaat edin diyerek cemaate itaati de farz kılmıştır. Ama Kur'an'a ve sünnete muhalefet eden, sünnetin emirlerini bir kenara bırakıp her gün yeni bir bid'at, dini tahrif hareketleri yok. Hazreti Fatma'nın doğum günü yok, Mehdi'nin doğum günü yok, Rabi'ül Evvel'in dışında Nisan ayında peygamberin doğum günü gibi böyle para, rant, çıkar, menfaat güdenlerin peşinden gitmemeyi Allah-u Teala açık ve net olarak bildiriyor. Yani peygambere tabi olmak, Kur'an ve sünnete hakkıyla uymak, hakkıyla onu yaşamaktır. Diyor ki o zaman ne olur? يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَذْنُوبَكُمْ O zaman Allah-u Teala da sizi sever ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü peygamber vahiy ile konuşmuştur. وَمَا يَنْتِيقُ عَنِ الْهَوَى O konuştu, yentik konuştu, onun konuştu. O havasından değildir, o mutlak vahidir demiştir. Bu da bir gerçek ve hakikattir. Yani onun için kardeşlerim benim, sünnet Allah tarafından indirilmiş ve Rabbim tarafından korunmuştur. Zaten Allah-u Teala Nisa 113. ayet-i kerimede وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ diyor. Allah-u Teala senin üzerine sana kitabı ve sünneti indirdi. Yani Allah-u Teala Kur'an ve Kur'an'ı indirmedi. Allah-u Teala Kur'an ve vahiy indirmedi. Allah-u Teala Kur'an ve sünneti indirdi. Yani daha önce sohbetlerimde dedim bazı mealci cahiller bu ayetleri izah getiremeyince daha bir caizse müttezileciler, İrancılar ne diyorlar? Diyorlar ki işte efendim Allah-u Teala bizi Kur'an'la mükellef tutmuş. Bir de Kur'an'a uyanlarla zaten adamlar onun stratejisini o şekilde kurmuş. Hep o mantık bu yani sünneti devreden çıkar, nefsini, hevanı kat, insanları ilahlaştır, putlaştır, onlara hiçbir şekilde itaatsizlik etme, o Allah'ın dinine muhalefet etsin, şirk fiili işlesin, küfür fiili işlesin, dini tahrif etsin, İslam'dan insanları uzaklaştırsın. Ama onlara itaattan vazgeçmeyin, Allah'a hükümlerini çiğneyin, peygambere isyan edin, Allah'ın hükümlerini ve bütün şeriatını tahrif edin ama dini liderlerinizin emrinden çıkmayın. Çıkarsanız helak olursunuz diyorlar. İşte Kur'an bunun hepsini reddediyor. Mutlak itaatın Allah ve Resulüne olduğunu, Kur'an'a ve sünnete olduğunu söylüyor. Kur'an ve sünnet dışındaki itaat edilen her mercinin zamanla putlaştığını, ilahlaştığını, Rableştiğini ve insanla Allah arasına girdiğini ve insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştığını açık ve net olarak söylüyor. Tabiri caizse bir tane hoca efendi diyordu ya, eğer araya bir trafo bağlamazsan, direkt Allah'a bağlarsan contayı yakarsın diyordu. Sümme aşa böyle bir inanca biz sahip değiliz. Biz Allah ve Allah-u Teala ile kendi aramızda duada, ibadette buna benzeyen hiçbir şeyde kimseye şerik koşmayız. Ne ölüleri, ne velileri, ne kabir sahiplerini, ne de Şia'nın ayetullahlarını. Koronavirüsüne emin olun bütün İslam coğrafyasına Şia'ya ait. Gidip yani bu kadar bid'at, efendim yok efendim Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi içerisinde kirpik-i şerif var, efendim yok sumak-ı şerif var. Bunlar hep Şia'nın, Şia zihniyetine sahip olan tabiri caizse kaymak toplayıcılarının oyun ve hilelerinden başka bir şey değildir. Onlar bunun üzerinde ticaret güder. Onlar bunun üzerinde para kazanırlar.